Sizleri verimlilik ve teknoloji fuarına götüreceğiz şimdi. Ankara'da açılan fuarda yerli helikopter, milli silah ve robotlar görücüye çıktı. Son teknoloji ürünleri ziyaretçilerden tam not aldı. Kanal 7 izleyenlerine verimlilik ve teknoloji fuarından selamlar. Hiç aşık oldun mu Ada? Hangimiz düşmedik bir kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Robotlar, milli silahlar, yerli bilişim ürünleri, Türkiye'nin teknolojik birikimi, verimlilik ve teknoloji fuarında görücüye çıktı. Hangi takı tutuyorsun? Ölümüne Konya Spor. Konya Spor. Aa, Konya'da üretiliyor değil mi? Evet, ondan. En çok dikkatimi çeken ileride maketler var, şeyler. Uçaklar, füzeler, mermiler. Hem geziyoruz hem bir geziniyoruz. Hem de eğlenceli de. Teknoloji fuarında en çok ilgiyi savunma sanayi standları gördü. Son teknoloji, yerli ve milli silahlar fuarın gözdesiydi. Artık yurt dışına değil, bağımlı değiliz. Kendi silahımızı kendimiz yapabiliyoruz. Artık piyade tüfeğimizi gururla sergiliyoruz. İnsanı için içine çekiyor. Biz de zaten genelde böyle silah oyunları yetişmiş bir nesil olduğumuz için canlı canlı görmek güzel oldu açıkçası burada. Bu arada yerli lastiklere de ilgi büyüktü. Çünkü bu lastikler Barış Pınarı Harekatı'na katılan zırhlı araçlarda kullanılıyor. Barış Pınarı ve Afrin Harekatları'nda da kullanılan Kirpi, Kobra gibi zırhlı personel taşıyıcılarımız da kullanılıyor. Burada gördüğünüz lastik örneği füze, silah, mermi atışı gibi her türlü durumda lastik delinse bile bu personellerimizin içinde bulunduğu araçları güvenli bir şekilde o savaş bölgesine, harekat bölgesinden çıkarmasını sağlıyor. Mobil meteoroloji gözlem ve tahmin merkezi de ilk kez görücüye çıktı. Meteoroloji tırı doğal afetler sonrasında bölgedeki vatandaşları anlık tahminlerle bilgilendirecek. Fuarın en dikkat çeken aracı meteoroloji tırıydı. İlk kez görücüye çıkan meteoroloji tırı sayesinde afet sonrası yaşanan zararlar en aza indirilecek. Afet bölgelerinde direkt yerinde hizmet vererek o lokal bölgesel olan verilere ulaşabilmek, gözlem yapabilmek, bölgesel yetkililere ve vatandaşlara direkt birebir olarak aktarma amaçlı tasarlandı ve yapıldı diyebiliriz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışına katıldığı fuar 3 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.